Evet değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Fonksiyon nedir? Ne tarz işlemler fonksiyon olur? Fonksiyonlardaki en geniş tanım kümesi ve fonksiyonlarda dört işlem konularını işleyeceğiz. Öncelikle fonksiyonun tanımını yaparak başlayalım. A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere A'nın her bir elemanını B'nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen her kurala, her işlemciye A'dan B'ye fonksiyon diyoruz. F A'dan B'ye şeklinde gösterilir. Buradaki A kümesine tanım kümesi, B kümesine değer kümesi, F A kümesine ise görüntü kümesi diyoruz. Burada değer kümesi ile görüntü kümesi arasında şu şekilde bir fark var. Bakın, değer kümesi daha büyüktür. Görüntü kümesi ise bunun bir alt kümesidir. Değer kümesi ile eşit de olabilir. Burası ise görüntü kümesi diyoruz. Y eşittir fx şeklinde yazılır bu kural. Buradaki x bağımsız değişkendir. Y ise bağımlı değişkendir. Şimdi bize verilmiş olan örneklere bakarak hangilerinin fonksiyonu, hangilerinin fonksiyon olup olmadığını bakacağız. Bakın ilk şeklimize baktığımızda ilk şeklimiz fonksiyondur. Çünkü A kümesindeki her bir eleman B kümesinde bir ve yalnız bir elemanla eşleşmiştir. Dolayısıyla fonksiyon olma şartı sağlanmıştır. Onun için f bir fonksiyondur diyoruz. İkinci şeklimizde ise verilen f bağıntısı, f kuralı bir fonksiyon değildir. Çünkü A kümesinde olan iki elemanı B kümesindeki iki farklı elemanla eşleşmeye çalışmış. Dolayısıyla bu fonksiyon olma kuralına aykırıdır. Üçüncüsünde verilen ifade yine fonksiyon değildir. Bu sefer A kümesindeki 4 elemanı B kümesindeki herhangi bir elemanla eşleşmemiştir. Dolayısıyla fonksiyon değildir. Dördüncü işlemde ise bize görüntü kümesini bulunuz demiş. Görüntü kümesi demek A kümesindeki elemanların B kümesinde eşleştiği elemanların oluşturduğu küme demek. Yani şu kırmızı Venn şemasıyla gösterdiğimiz kısım. Bunu liste yöntemiyle yazacak olursak FA şeklinde gösteriyoruz. FA dediğimiz şey artık 3, 4, 5'ten oluşan kümedir. Örneklerimize devam ediyoruz. A kümesi eksi 2, 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde verilmiş. B kümesi 3, 4, 5, 6 şeklinde verilmiş. Ve bize bağıntılar tarzında ifadeler verilmiş. F, G, H bağıntıları. Bunların hangileri fonksiyondur veya hangileri değildir? Değilse sebep nedir? Bunlara bakacağız. F bağıntısına baktığımızda eksi 2, 0, 2, 3, 4 işlemleri, 4 elemanları B kümesindeki elemanların birer tanesiyle eşleşmiş ama A kümesinin bir elemanı eşleşmemiş bakın. Bir elemanın eşleştiğini göremiyoruz. Dolayısıyla F bağıntısına fonksiyon değildir diyoruz. Fonksiyon değil. G bağıntısına bakıyoruz. G bağıntısı bir fonksiyondur. Çünkü A kümesindeki eksi 2, 0, 1, 2, 3, 4. B kümesinde bir ve yalnız bir elemanla eşleşmiş. Dolayısıyla buradaki G bağıntısına fonksiyondur diyoruz. H bağıntısına baktığımızda ise eksi 2, 0, 1, 2, 1, 3, 4 şeklinde verilmiş. Bu da yine fonksiyon değildir. Çünkü bir elemanı bakın iki farklı elemanla eşleşmeye çalışmış. Dolayısıyla fonksiyon olma şartlarını sağlamıyor diyoruz. Fonksiyon değildir. Devam ediyoruz. Bu ifadeler grafik tarzında verildiğinde biz ifadenin fonksiyon olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bize soruda aşağıdakilerden hangisi R'den R'ye bir fonksiyondur demiş. Artık tanım kümesini reel sayılar almamız istenmiş.
Yani x ekseni boyunca tüm sayıların bir karşılığının olması gerekiyor. İlk ifadeye bakıyoruz. İlk ifadeyi fonksiyon yapmaması şu sebepten olabilir. Bakın negatif kısımda herhangi bir şekilde tanımlı değil. Ya da ikinci sebep olarak şunu söyleyebilirsiniz. Dikey çizgi kuralından dolayı. Burada x eksenine dikey doğrular çizdiğinizde bu doğrular grafiği birden fazla noktada kesiyorsa bir elemanın birden fazla karşılığı olamaz kuralından dolayı buna fonksiyon değildir diyoruz. İkincisi yine R'den R'ye bir fonksiyon değildir. Çünkü şurada gösterdiğimiz diyelim ki burası A olsun. A reel sayısına karşılık herhangi bir değer yok. Dolayısıyla bir tek eleman bile boşta kalırsa biz buna fonksiyon değildir diyoruz. Sebebi bir eleman boşta kaldığı için fonksiyon değildir. Üçüncü ifademiz yine fonksiyon değildir. Bu sefer de reel sayılar tarafında bakın boşta kalmış. Burada dikey çizgiler şeklinde çizdiğimizde pozitif kısımda herhangi bir grafik göremiyoruz. Onun için yine fonksiyon değildir. Dördüncü ifademiz bir fonksiyondur. Çünkü bakın bütün reel eksende yani x ekseni boyunca tüm grafiklere sahip. Ve biz x eksenine dikey doğrular çizdiğimizde bunlar grafiği sadece bir noktada kesiyor. Dolayısıyla burası fonksiyondur. Şöyle yazalım. Beşinci ifademiz yine fonksiyon değildir. Bakın sınırlı kalmış. Hani buna eksi 3, eksi 5 şeklinde isimlendirebiliriz. 5'ten sonraki sayılar için herhangi bir tanımlamamız yok. Eksi 3'ten küçük sayılar için yine tanımlamamız yok. Dolayısıyla bu ifade yine fonksiyon değildir. Son ifademiz olan şu grafik ise bir fonksiyon belirtir. Çünkü bakın hem eksi sonsuza doğru hem artı sonsuza doğru bir tanımlama söz konusu. Ve biz x eksenine dik doğrular çizdiğimizde bu doğrular grafiği sadece bir noktada keser. Dolayısıyla bu ifademiz fonksiyondur diyoruz. Özelliklere geldiğimizde f a'dan b'ye, g a'dan b'ye tanımlanan birer fonksiyon olsun. Eğer her x elemanıdır a için fx eşittir gx sağlanıyorsa f ve g eşit fonksiyonlardır diyoruz. Bakın tanım kümesinin aynı tanım kümesindeki her bir eleman için f ve g değerlerinin birbirine eşit olması durumunda biz artık f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlar diyoruz. Ve diğer bilgimiz bir fonksiyonun kuralını tanımlı yapan bütün reel sayıların kümesine en geniş tanım kümesi ismini veriyoruz. Yani bize verilen kuralın fonksiyon olabilmesi için bu şartı sağlayan tüm sayıların oluşturduğu, tüm reel sayıların oluşturduğu kümeye en geniş tanım kümesi diyoruz. Örnek olarak ilk ifadede karekökli ifadelerin tanımlı olabilmesi için içine yazılan ifadelerin 0'a eşit ve 0'dan büyük olması gerekiyor. Yani 2x eksi 6 dediğimiz şey 0'a eşit ve 0'dan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla burada x dediğimiz şey 3'e eşit ve 3'ten büyük olması gerekiyor. Bu şekilde yazıp bırakabilirsiniz ama şıklı sorularda bu karşınıza şu şekilde aralık formatında gelecektir. 3 sonsuz aralık. Bölüm tarzında verilen fonksiyonlarda, kurallarda fonksiyon olabilmesi için paydanın 0'dan farklı olması gerekiyor. Yani biz tüm reel sayılardan paydayı 0 yapan değeri çıkartırsak ki burada artık paydayı 0 yapan değer x artı 2 o da eşittir 0 dediğimizde x eşittir eksi 2 gelmiş oluyor. Dolayısıyla siz reel sayılardan eksi 2'yi çıkarttığınızda bu ikinci fonksiyon için bir en geniş tanım kümesi olmuş oluyor. Üçüncüsü için yine bir üstüne söylemiştik. Kareköklü ifadelerde fonksiyonun tanımlı olabilmesi için içerisinde 0'a eşit ve 0'dan büyük olması gerekiyor. Artık burada x artı 3'ün mutlak değeri eksi 5, 0'a eşit ve 0'dan büyük.
Bunu karşıya attığımızda x artı 3'ün mutlak değeri 5'e eşit ve 5'ten büyük olması gerekiyor. Burada mutlak değer özelliklerini kullandığımızda ve çözümlemeyi yaptığımızda x artı 3 5'e eşit ve 5'ten büyük veya x dediğimiz şey, hatta x artı 3 dediğimiz şey eksi 5'e eşit ve eksi 5'ten büyük olması gerekiyor. Düzenlediğimizde x dediğimiz şey 2'ye eşit ve 2'den büyük veya x dediğimiz sayı eksi 8'e eşit ve eksi 8'den küçük. Burada artık veya bağlıcı olduğu için birleşme işlemini yapıyoruz. Yani bu küme 2 sonsuz aralığı demektir. Burası ise eksi sonsuz eksi 8 aralığı demektir. Ve bunları birleştirdiğimizde en geniş tanım kümesi çıkıyor. Polinomsal tarzında fonksiyonlar gördüğümüzde ilerleyen zamanlarda polinom ne demek olduğunu da göreceksiniz. Bu şekilde tanımlanan işlemlere polinomsal fonksiyonlar diyoruz. Ve polinomsal fonksiyonlar tüm reel eksende tanımlıdır. Dolayısıyla bunun en geniş tanım kümesi sorulduğunda reel sayılar kümesidir diyoruz. Devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 4 işlem nasıl yapılıyor? Diyelim ki f a'dan r'ye tanımlı bir fonksiyon. G ise b'den r'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. 4 işlem yapabilmemiz için mutlaka tanım kümelerindeki ortak elemanları kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla A kesişim B dediğimiz kümenin boş kümeden farklı olmasını istiyoruz. Ve bu kümeye ben C kümesi diye bir isimlendirme yapmışım. Bakın burada F artı eksi G fonksiyonu tanımlarken artık kesişim kümesinden reel sayıları tanımlıyoruz. F artı eksi GX demek fx artı gx, yani toplam fonksiyonu altında biz değer bulurken ayrı ayrı değerlerini bulup sonra toplamamız gerekiyor. Çıkarma işlemi için, çıkarma fonksiyonu için yine aynı şekilde. Çarpma için f çarpı gx, fx çarpı gx şeklinde tanımlanıyor. F bölü g, fx, hani f bölü gx, fx bölü gx şeklinde tanımlanıyor. Sadece burada şuna dikkat edin. Paydanın sıfırdan farklı olmasını istiyoruz. Çünkü payda sıfır olursa sayımız tanımsız olur. Şuraya dikkatsizlikle yanlış yazmışım. Burada bir fonksiyonun herhangi bir reel sayıyla çarpılması sorulabilir. Artık burada işlemi yaparken f fonksiyonun kendi tanım kümesi üzerinde işlem yapıyoruz. Herhangi bir reel sayıyla çarpılmasını istiyorsa bunları çarparak işlem yapıyoruz. Örneklerine bakınca daha net anlarız. Örnek A kümesinden reel sayılara f fonksiyonu tanımlanmış ve kuralı verilmiş. B kümesinden reel sayılara bir g fonksiyonu tanımlanmış ve kuralı verilmiş. Burada bize f artı eksi g, f çarpı g, f bölü g fonksiyonlarını sormuş. Öncelikle burada A kesişim B kümesini bulmamız gerekiyor. Şuraya yazalım A kesişim B. Yani ikisinde ortak olan elemanlar nelerdir? Bakın ortak olan elemanlarımız sadece 1'ler, 3'ler ve 4'ler. Artık 1, 3, 4'ten oluşan küme bizim için toplam, fark, çarpım ve bölüm fonksiyonları için tanım kümesi oluşturacak. Bu kümeye C şeklinde diyebilirsiniz. Artık işlemi yaparken şu şekilde yapıyorum. F artı G fonksiyonu C kümesinden reel sayılara tanımlı ve F artı gx dediğimiz fonksiyon kurallarının toplamı olarak yazabiliriz. İlerleyen zamanlarda yine polinomlarda toplama işlemi nasıl yapılacağını söyleyeceğiz. Şu an için sadece kısa bilgi olarak terim terime toplama diyebiliriz. Terim terime toplamadan dolayı burada f artı g fonksiyonun kuralı x kare artı x artı 5 şeklinde yazılabilir. F eksi g fonksiyonuna baktığımızda yine c kümesinden reel sayılara f eksi g x dediğimiz şey fx eksi gx şeklinde yazılıyordu. Bakın buna dikkat edin. Artık f fonksiyonundan g fonksiyonu çıkartacağız.
Eğer bu işlemi çıkarma işlemini yapıp düzenlediğinizde karşınıza şu şekilde bir ifade gelecek. Eksi x kare artı 5x eksi 1 şeklinde. Çarpmaya geldiğimizde f çarpı g c kümesinden reel sayılara tanımlı. F çarpı g x demek. Artık fx ile gx'in kuralını yazıyoruz bakın. Fx ile gx'in çarpmasını yapacağız. X kare eksi 2x artı 3 ile 3x artı 2'nin çarpması. Sonra yazılıp düzenlenebilir. Bölmesi için de f bölü g fonksiyonu yine c'den r'ye. Burada sadece şuna dikkat etmek lazım. Bu c kümesinin içindeki herhangi bir eleman g fonksiyonunu sıfır yapıyor mu yapmıyor mu? İstediğiniz hani c kümesindeki değerlerin hepsini deneyebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla hani hiçbirisi sıfır yapmıyor. Dolayısıyla hepsini alabiliriz. Artık f bölü g dediğimizde f bölü gx fonksiyonu dediğimizde bunları birbirine bölmemiz gerekiyor. Yani artık karşımıza 3x artı 2 bölü x kare eksi 2x artı 3 şeklinde bir fonksiyon çıkmış oluyor. Buna dikkat ediyoruz. İkinci örneğimizde ise eksi 5 kapalı 8 açık aralığından reel sayılara bir f fonksiyonu tanımlanmış. Kuralı olarak 2x eksi 3 verilmiş. Eksi 4 açık 9 kapalı aralığından da reel sayılara gx fonksiyonu tanımlanmış ve kuralı x kare eksi x artı 5 şeklinde verilmiş. Yine bu fonksiyonlar için f artı eksi g, f çarpı g, f bölü g fonksiyonlarını tanımlayınız demiş. Öncelikle burada tanım kümelerinin kesişimlerini bulmamız gerekiyordu. Bunları bir bulalım. Bakın bulmak için şöyle hani sayı doğrusu üzerinde işlemleri gösterirseniz sizin için daha kolay olacaktır. En azından kesişim kümelerini bulurken karışmamış olacaktır. Eksi 5 kapalı dediği için eksi 5'i şu şekilde taralı yaptım. 8 açık diyor. 8 şu şekilde açık yapalım. Ve bunların arasındaki sayılardan bahsetmiş f fonksiyonu için. G fonksiyonunda da eksi 4 açık. 9 hani 9 kapalı aralığı demiş. Evet. Buradaki sayılardan bahsetmiş. Biz bunların kesişimini yani ortak olanlarını alacağımız için bakın ortak olanlar, kesişenler eksi 4, 8 açık aralığı çıkmış oluyor. Çünkü eksi 4 her iki kümede olmadığı için dahil edemiyoruz. 8 yine her iki kümede olmadığı için dahil edemiyoruz. Bunları yazdıktan sonra bu kümeye C kümesi ismini verebilirsiniz veya A kümesi hiç kullanılmadı. Direkt A kümesi de diyebiliriz. Artık biz f artı g fonksiyonunu tanımlarken a kümesinden reel sayılara şeklinde ve kuralımız artık f artı g x kuralını fx artı gx şeklinde yapacağız. Yani terim terimi toplama işlemini yaptığımızda x kare artı x artı 2 şeklinde yazıyoruz. F eksi g fonksiyonunu yine a kümesinden reel sayılara tanımlıyorum. F eksi g x fonksiyonu. Çıkarma işlemini yaptığımızda bakın eksi x kare gelecek. Sonrasında artı 3x gelecek. Eksi 8. F çarpı g fonksiyonu a kümesinden reel sayılara tanımlı. F çarpı g x denildiğinde bunları çarpacağız. Yani 2x eksi 3 ile x kare eksi x artı 5 ifadesini çarparak bulacağız. F bölü g fonksiyonu için yine a kümesinden reel sayılara tanımlama yapacağız. F bölü g x fonksiyonunu 2x eksi 3 bölü x kare eksi x artı 5 şeklinde tanımlamış olacağız.
Yani bize bu kesişim kümesinden, yani bahsettiğimiz A kümesinden herhangi bir elemanın f artı g, f eksi g, f çarpı g veya f bölü g fonksiyonlarında değeri sorulduğunda artık şu yazdığımız kuralların herhangi bir tanesini yerine yazarak bulabilirsiniz. Ya da f ve g fonksiyonlarında ayrı ayrı değerlerini bulup bize söylenen işlemi yapabiliriz. Mesela 1 bu aralıktadır. 1 A kümesinin elemanıdır. Bakın alt tarafına şu şekilde yazalım. 1 elemanıdır A'nın. Diyelim ki bize f artı g bir değeri sorulsun. Biz burada işlemi yaparken f1 artı g1 şeklinde yapabilirsiniz veya f artı g fonksiyonu kuralını bulduk. Bu bir değerini orada yerine yazarak da kontrol edebilirsiniz. Ben ayrı ayrı bulayım yazayım. Sonra kontrol edelim. F1 dediğimiz şey 1 yazdığımızda eksi 1 gelecektir. G1 yazıyoruz. Bakın G1 yazdığımızda da karşımıza 5 çıkacaktır. Yani toplamları 4 olacaktır. Siz f artı g fonksiyonunda da yani şu kuralda da x yerine 1 yazdığınızda 1'in karesi 1 artı 1'den 2 artı 2'den 4 eşitliği sağlanmış olacaktır. Kısa kısa hatırlatmalarımıza devam edelim. FA eşittir B ifadesinde A'nın görüntüsü B'dir. B'nin F altındaki ters görüntüsü ise A'dır diyoruz. Bakın A'nın F altındaki görüntüsü B'dir. B'nin F altındaki ters görüntüsü ise A'dır diyoruz. Ve devam ediyoruz. Y eşittir Fx, Y eşittir Gx fonksiyonları için Fx eşittir Gx eşitliğini sağlayan x değerlerine kesim noktalarının apsisleri denir. Burada bulduğumuz Fx eşittir Gx değerlerine ise ordinatları demiş olacağız. Fx eşittir Gx denkleminin kökü yoksa, yani bunlar birbirine hiçbir şekilde eşit olmuyorsa, bu şekilde x apsisleri bulunamıyorsa, grafikler birbirine kesmez diyoruz. Grafikler kesişmez. Bakın örnek bir şekil vermişim. Bu örnek şekle bakarak artık burada f ve g fonksiyonlarının kesiştiği noktaların apsisleri olarak A noktası, B noktası ve C noktası denilebilir. Yani öyle grafikler vardır ki hiç kesişme edebilir. İlerleyen zamanlarda yine söylediğim fonksiyonların grafiklerine bakacağız. Burası mesela fx, o da eşittir x kare olsun. Şurası da fx, o da eşittir eksi 3 fonksiyonu olsun. Bakın bunlar herhangi bir şekilde kesişmiyor. Kesişmedikleri için de herhangi bir kesişimleri olmayacak. Yani kesişim noktalarının apsisleri diye bir şeyden bahsedemeyeceğiz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Size kolaylıklar diliyorum.